Şimdi zayıf hissetmekten kurtulma yöntemleri. Bir insan önce neden kendini zayıf hisseder? Temel olarak buraya inelim. Zayıf hissetmenin en büyük nedeni hiç kimseye zarar veremeyeceğine inanmak ve aciziyetini hissetmekten başlar. Bu aslında iyi bir şey. Antrenman yapabilmek, çalışmak için, gaza gelmek için iyi bir hissiyat ama bir yerde de bunun fazlası sizi aciz hale getirir gerçekten. Zayıf olduğunu hissetmenin temelinde aslında biraz önce bahsettiğim şey vuruş yapamama ya da vuruş yaptıktan sonra zarar verememe güdüsü ya da inancı arka tarafta yani bilinç altında çalışır. Bir yere vurduğunuzda zarar verebileceğinize inanmaya başladığınız anda zayıf hissetmek sizin için yavaş yavaş yok olacaktır. Şöyle olabilir. Birçok insana karşı üstün gelebileceğinize inanırsınız. Ama hani nasıl izah edeyim burayı? Sizi yenebilecek insanların olduğunu da düşünebilirsiniz. Tabii bunlar ilerleyen dönemlerde profesyonelleştiğinizde olayın rengi çok daha farklı oluyor. Çok daha güçlü bir insan, çok daha iri bir insan, çok daha büyük bir insan, daha iyi dövüşebileceğini düşünen insan gelsin. Her türlü mücadele edebileceğinize inanıyorsunuz belirli bir süre sonra. Geri adım atma ihtimaliniz olmadığı gibi geri adım atmayı düşünmüyorsunuz bile. Bunlar belirli bir profesyonellik düzeyinden sonra geliyor. Ama zayıf hissetmemek şurada önemli. Bir yere vurduğunuzda, saldırdığınızda, darbe verdiğinizde, büktüğünüzde, kırdığınızda ya da atak yaptığınızda ya da psikolojik olarak mücadele ederken karşı tarafa korku verdiğinizde etkili olmaya başladığınız anda zayıf hissetmekten de kurtulursunuz. Yani bu hissiyat iyi olabilmek için antrenman yapmayı güdülüyorsa aslında güzel bir hissiyat. Ama sizi mücadele anında geriye çekiyorsa kötü bir hissiyat. Gündelik hayatta özgüveninizin de gitmesine neden olur bu. Yani iş yerinde bir fikrinizi söylerken söyleyemezsiniz. İş arkadaşlarınızdan çekinirsiniz, patronunuzdan çekinirsiniz. Bir şeyleri kaybetmekten çekinirsiniz. Bu yavaş yavaş kaybetme korkusunu da getirir arkasından. Bu da sizi sönük bir kişilik haline getirir. O yüzden aslında baktığınızda hayat başarısı, kişisel başarı, normal sosyal hayat, her şey özgüvenle başlıyor. Özgüvense ayağı yere sağlam basmakla başlıyor. Ben her zaman söylüyorum, bizler geçmiş dönemde okul bitirmiş olanlar, yani yaşı biraz daha ileride olanlar, eski okul sistemine göre hem öğretmenden kaba kuvvet görme ihtimali olan insanlardık, hem de okul çevresi olarak yani şu anki özel okul imkanlarının olmadığı bir dönemde büyüdük. Böyle değildi yani hiçbir şey. Her şey daha sertti. Şimdi o dönemleri gördükten sonra şu anki güncel hayat ve gençlerin, çocukların normal okul hayatları çok daha pasif, çok daha naif geliyor bana. Dolayısıyla bizim dönemimizde özgüvenli olmak ilerisi açısından başarı getiriyordu. Yani iyi hissetmek, kimseden korkmamak, ileriye gidebilmeyi getiriyordu. Şu an evet bu bant aralığı biraz daha düştü. Yani özgüvenli çok fazla olmakla daha az olmak arasında çok büyük bir fark olmasa da çünkü tehlike oranı her geçen gün düşüyor ister istemez bilgi çağındayız. Ama yine de özgüvenin yerinde olması her şeyin yerinde olması anlamına geliyor. O yüzden aciz hissedin antrenman yapabilmek için. Aciz hissetmeyin dövüşebilmek için. Yani bunu unutmayın. Sadece antrenman yapabilmek için, kendinizi daha iyi olabilmek, yani kendinizi daha iyi hale getirebilmek için aciz hissedin. Onun dışında herhangi bir mücadele, herhangi bir iş başarısı, herhangi bir rekabet anında kesinlikle hiçbir şekilde aciz hissetmeyin. Ayağınız yere sağlam basın. Gücünüzü hissedin. Gücünüzü hissetmezseniz hiçbir şey olmaz. Teşekkürler. Kolay gelsin.